akşamlar. Takvimler 5 Aralık 2019 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Fatma Meltem Naz. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Günün gelişmelerini paylaşacağız. Tabela neden? Neden sorusunu kendi kendimize sormadan geçirmediğimiz bir saniye bile olmadı 2 gündür. Türkiye Ceren Özdemir cinayetini konuşuyor. Bir cani, uzmanlara göre amok hastası, elini kolunu sallaya sallaya 20 yaşında bir hayatı söndürdü. Hasta kişi bunu neden yaptı, neden Ceren'i seçti? Biraz sonra bültende o eli kanlı caninin sorgusunda sarf ettiği kan donduran sözleri, bu nedenlere cevapları izleyeceksiniz. Ama kafamızda soru işareti oluşturan, cevap aradığımız, sormak istediğimiz bir neden daha var. Çocuk cinayeti hükümlüsü bu cani hapisten firar ediyor ve elini kolunu sallayarak 2 gün boyunca fotoğrafçıya gidiyor, esnafa gidiyor. Yani içimizde dolaşıyor, kendine kurban arıyor. Belki ben de olabilirdim, siz de olabilirdiniz. Ceren yerine kalbine bıçak darbesi yiyerek hayatı pisi pisine sonlanan. İşte bu yüzden soruyoruz yetkililere. Neden? Bu cani firar ettiğinde kamuoyu bilgilendirilmedi. Neden basına paylaşılmadı, vatandaş uyarılmadı? Gerçekten bu nedene tatmin edici bir cevabınız var mı? Ceren geri gelmeyecek elbette ki. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Özdemir ailesinin koru da hiç bitmeyecek. Ama belki siz bu nedenlere bir cevap verip çözüm odaklı adımlar atmaya başlarsanız zannediyoruz ki başka Cerenler solup gitmeyecek. Öyle ki zanlının fotoğrafları sosyal mecralarda paylaşıldığı andan bir saat sonra ihbarlar üzerine kıskıvrak yakalandı. Yani uyarılmış olunsa belki de Ceren bugün de minik öğrencilerine umut aşılayacak, bale öğretecek, hayatın ne kadar güzel ve dolu dolu yaşanması gerektiğini öğütleyecekti. Şimdi oturup bu nedenlere dövünme vakti. Ve birçok neden daha var. Örneğin şehirde aydınlatmalar yeterli mi? Vatandaşın taleplerine göre yetersiz. Peki neden? Mahalle bekçileri niçin 9'da mesaiye başlıyor? Öyle görünüyor ki şehir saat 19'da da güvenli değil. Buna bir düzenleme yapılacak mı? Yani birçok neden var. Dediğimiz gibi şimdi bu nedenlerle dövünüyoruz. Ordu Valisi Seddar Yavuz'un açıklamalarıyla başlıyoruz bültene ise. Ordu Valisi Seddar Yavuz dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Cinayet zanlısının yakalandığını söyledi. O açıklamalarla başlıyoruz. Vali Yavuz'un açıklamalarını hatırlıyoruz. Ceren Özdemir cinayetini gerçekleştiren cani Özgür Arduç'un yakalanmasının hemen ardından açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, acılarının büyük olduğunu belirterek Ceren Özdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diledi. Öncelikle acımız büyük. Ceren evladımızı bir katil maalesef aramızdan aldı. Gerçekten üzüntümüzü tarif edecek bir cümle bulmak mümkün değil. Özellikle gencecik bir evladımızı, üniversite öğrencimizi kaybetmenin derin bir üzüntüsü acısı içindeyiz. Öncelikle Ceren kardeşime, evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Vali Yavuz yaptığı açıklamada caninin yakalanması ile ilgili bilgiler paylaştı. Olayın meydana geldiği 19.40 saatine itibaren, dün geceden itibaren emniyet birimlerimiz benim bizatihi koordinemde çok yoğun bir mesai harcamıştır. Başta istihbarat birimlerimiz ve diğer birimlerimiz olmak üzere yoğun bir çalışma yapmış. Tüm kamera, teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşkaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de 15.45 sularında, otogar civarında yakalanmıştır. Yakalandığı esnada üzerinde suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ve bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde 2 polis memurumuz da yaralanmıştır. Ama polislerimiz çok şükür sağlık durumları iyi, herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Yapılan mülakatta Özgür Arduç'un suçunu itiraf ettiğini, çok sayıda suç kaydı var, dolayısıyla bunları saymanın şu aşamada doğru olduğunu da düşünmüyorum şeklinde yanıtladı. Katil zanlısının suçunu itiraf etmiştir ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. 1-12-2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır. Daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur. Olay çok yönlü şekilde tarafımızdan incelenmekte, araştırılmakta, takip edilmektedir. Dolayısıyla henüz olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için başta emniyet müdürümüz, güvenlik birimlerimiz adli makamlarla işbirliği yaparak neticelendireceklerdir. Tekrar bir kez daha ifade etmem gerekir ki özellikle ordulu kardeşlerimizin bu konu üzerindeki hassasiyeti takdirle karşılanacak düzeydedir. Bizlere de yardımcı olmuşlardır. Özellikle ordulu kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu güvene ve emniyet güçlerimize göstermiş oldukları yardım ve duyarlılık için ayrıca teşekkürü bir borç olarak ifade ediyorum. Ve buradan bir kez daha güvenlik birimlerimizi bu hızlı ve etkin çalışması neticesinde failin ele geçmesi de elbette acımızı hafifletmiştir. Bunu açıkça söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Ve o cani cezaevinden firar eden eli kanlı ölüm makinesi ilk sorgusunda kan donduran ifadeler kullandı. Ceren'i hiç acımadan bıçakladıktan sonra bir inşaatta sabahladığını söyledi. Sabah meyve yediğini söyledi. Ceren'den önce aslında kendine iki kurban daha belirlemişti. Ama onlar kalabalığa karışınca bu amacına ulaşamadı. Ve öyle kan donduran ifadeleri vardı ki ben artık anlatamayacağım. Buyurun siz dinleyin. Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısında kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra sabah inşaatta kaldım, meyve aldım, yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım ifadelerini kullandı. Soğukkanlılıkla cinayeti an be an anlatan Arduç, kafasında birisini öldürmek olduğunu ve bunun için yola çıktığını, cinayeti işlemek için önce bir zıpkın almak istediğini ancak daha sonra bir bıçak aldığını belirtti. Altınordu ilçesinde 3 Aralık Salı günü Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli Özgür Arduç ifadesinde cinayeti bir iş yerinden aldığı bıçakla gerçekleştirdiğini söyledi. Katil zanlısı bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım ifadesini kullandı. Cinayetten önce bir kapşonlu mont satın aldığını ve cinayet günü Ceren Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini söyleyen zanlı, çantasını gasp etmeyi düşündüğünü, Özdemir'in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip evine kadar izlediğini belirtti. Katil zanlısı zıpkın almayı düşündüm, Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm ifadelerini kullandı. Şüpheli evin önüne geldiğinde camdan birini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını ve çantasında da bu panikle alamadığını ileri sürdü. Özgür Arduç'un daha önce de birilerini öldürmek için planlar yaptığını, özellikle güçsüz olan kadınları seçtiğini, bazı kadınları takip ettiğini, ancak bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini söylediği öğrenildi. Cezaevine dönmediği günlerde bir alışveriş merkezinden, alarmlarını söktüğü kıyafetler ve yine bazı iş yerlerinden de yiyecek çaldığını söyleyen şüpheli, bıçakla öldürdüğü Ceren Özdemir'i daha önce hiç tanımadığını ifade etti. O kan donduran ifadeleri dinlediniz ve o cani bugün adli makamlarca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçakla saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç adliyeye sevk edildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarılan zanlı zırhlı araca bindirildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi. Abi, önüne gel, zanlı zırhlı araçlarla Ordu Adliyesi'ne götürüldü. Adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç adliyeye gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra canavar cühizle kasten öldürme suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F tipi kapalı cezaevine nakledildi. Abi, önüne gel, Türkiye'nin de gündeminde bugün Ceren Özdemir cinayeti vardı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili olarak başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor, zanlı 1 Aralık'ta firar etti dedi. Yapıyor, açıklama yapacaktır. Efendim, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii. Zaten firar etmiş, aranıyormuş. Kolluk arıyordu. Bununla ilgili başsavcı kitli bir şekilde takip ediyor, açıklama yapıyor. Bir Aralık. Bakan Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili olarak da zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerçeklere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Ordulu Numan Kurtulmuş da Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili konuştu. O bakın neler söyledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını bildirdi. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yakalanan caninin adalet karşısında gereken cezayı alacağına eminiz ve takipçisi olacağız değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, katil zanlısının yakalanması esnasında yaralanan polislere de şifa diledi. Öte yandan Kurtulmuş'un Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'i telefonla arayarak başsağlığı dilediği de öğrenildi. Açıklamaları ardı ardına dinliyoruz. Aslında bu saatten sonra yapılan açıklamalar, soruşturmanın ne kadar derin yürütüleceği, ne kadar önemli bilmiyoruz. Çünkü 1 Aralık'ta cezaevinden firar etmiş birinin işlediği bir cinayetten bahsediyoruz. Yani ortada bir güvenlik zafiyetinin olduğu apaçık gözüküyor. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili ne diyecekti aslında merak ediliyordu. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş da bugün Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bununla inşallah ileride bu kişiler... Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş,
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in 03.12.2019 günü saat 19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu ÖA isimli şahıs 04.12.2019 günü saat 16 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Şüpheli ÖA'ya 2005 yılında işlemiş olduğu kasten öldürmeye teşebbüs suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir dedi. Altınordu'da bir esnaf Ceren'in katilini tespit etti. Katili gören Alpay Taşçı bir röportaj gerçekleştirdi. Bugün İnsanlık namına yaptım, başkalarının da zarar görmesini istemedim dedi. Ozanlı'yı sosyal medyada görünce hemen takibe aldı. Bu Ceren'in katili diyerek hemen emniyet güçlerine bildirdi. İşte bugün tabelamız neden demiştik ya, keşke cinayeti işledikten sonra değil de firar ettiğinde o caninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılsaydı. Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de esnaflık yapan Taşçı, sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü katil zanlısı Özgür Arduç'un iş yerinin önünden geçtiğini fark etti. Arduç'u bir süre takip eden ve lokantaya girdiğini gören Taşçı, 155'i arayarak ihbarda bulundu. Dikkati ve ihbarı sayesinde zanlının yakalanmasına katkı sağlayan Alpay Taşçı, Ordu Adliyesi'nin önüne gelerek süreci yakından takip etti. Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'u iş yerinin önünden geçerken gören ve bir süre takip ettikten sonra polise ihbar eden esnaf Alpay Taşçı, "Ben insanlık namına yaptım bu işi. Başka kadınların, başka insanların ölmemesi için yaptım. Bu bir vatandaşlık görevidir." dedi. "Ben insanlık namına yaptım bu işi. Yeni bir kadının, yeni bir canların, yeni bir insanın ölmemesi için yaptım. Yani vatandaş göre bugün yarın bizim annemiz de olabilir, kız kardeşimiz olabilir, eşimiz olabilir, bu başına gelebilir. Yani belki ben o adamı yakalamasaydım, görmeseydim, 155'i aramasaydım belki bir cinayet daha işleyecekti. Üzerinde zaten adamı hala bıçakla geziyormuş. Memur arkadaşlara zarar vermiş zaten biz yakaladıktan sonra. Yani ya ben böyle bir şeye vesile olduğum için ya biraz üzücü bir olay, böyle bir şey olmasın ama inşallah aldığı cezayı, yani devletimiz bu konuda ben göstereceği şeye inanıyorum, cezayı vereceğine inanıyorum." Taşçı adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada dün öğleden sonra şahsın fotoğrafının sosyal medyada yayıldığını, şahsı da ilk önce burada gördüğünü söyledi. "Ya dün zaten öğleden sonra sosyal medyada bir anda şahsın resmi yayıldı. Ama tabii ki emniyet valilikten bir açıklama gelmedi ama sosyal medyada bir anda hızlı bir şekilde yayıldı. Ben de oradan tespit ettim şahsı ama tabii ki dükkanın önünden de geçeceği hiç aklıma gelmemişti." Taşçı bir süre yürüdükten sonra şahsın bir lokantaya girerek yemek istediğini kaydederek şöyle devam etti. "Durdu, lokantacı arkadaştan yemek istedi. Oradaki lokantacı arkadaş da parası olunca yemek vermeyince adamın yanındaydı. Ben de lokantacı arkadaşın yanına vardım. Dedim ki hani böyle böyle senden ne istedi o adam dedim. Benden yemek istedi, parası yok dedi, ben de vermedim dedim. Yani böyle deyince de ben dedim ona da aynı soruyu sordum. Ya dün akşam kalsanıza çok benziyor dedim. O da bana aynı tepki verdi. Hani adam burada niye geçsin? Sonuçta katilimiz. Adam şimdi gezip burada dolaşır mı sence?" dedi. O da aynı tepki verdi. Adamın ileriye doğru baktım. Dükkanın önünde bekledim. Kendi işlerimin tekrar geri geldim. Orada bekledim dükkanın ne yapıyor. İleride bir lokantaya daha girdi. Oradan da aynı red cevabı aldı. Yemek verilmedi. Oradan da geri dönünce..." Bu sırada zanlıyı takip etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Taşçı, zanlının fark edildiğini anlayarak hızlanmaya başladığını anlattı. Taşçı bir süre sonra olay yerine gelen polislerce zanlının yakalandığını belirtti. "Derken işte 300-400 metre sonra şahıs hızlandı. Hani zannetsem arkasına döndü birkaç defa böyle baktı. Ben de durdum o bakınca. Hani ben de endişeledim. Adam patlıyor arkasına dönünce ben de durdum. Acaba dedim anladı mı kendi kendime derken. Dedim ne olacaksa olsun hani gidelim peşine. Bu kadar yüzü kuyruğuna getirdik. İleriye doğru giderken işte şahıs 300-400 metre ileride caddenin köşesinden döndü. Hat yoluna, oradaki hat yolu üzerine çıkınca ekipler zaten aşağıdan geliyor. Bir tanıdığım vasıtasıyla beraber orada yakaladık. Vatandaşların yardımıyla yakaladık. Yani olay bu şekilde gerçekleşti."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili konuştu. Daha doğrusu basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bu tür cinayetlerin herkesi derinden etkilediğini belirtti Bakan Soylu ve asla izah edilecek bir tarafın söz konusu olmadığını belirtti. Tabii bir cinayetle karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile makamında bir araya geldi. Görüşme öncesi gazetecilerin Ceren Özdemir'in katil zanlısının adliyeye sevk edilmesiyle ilgili süreci sorması üzerine Soylu, bir cinayetle karşı karşıya kalındığını söyledi. Cinayetle karşı karşıyayız. Bu tür cinayetlerin her biri hepimizi derinden etkiliyor. Bu tür cinayetlerin herkesi derinden etkilediğini belirten Soylu, bu durumun izah edilecek tarafının söz konusu olmadığını da dile getirdi. Bunun izah edilebilir bir tarafı da söz konusu değil. Ya bu cinayetin hemen akabinde özellikle bizim güvenlik güçlerimiz, gerek teknik olsun, gerek analiz olsun, gerekse kameraların izlenmesi münasebetiyle bir sonuç aldılar. Ama tabii bu ölen kızımızı geri getirmiyor. Katil zanlısının açık cezaevinden firar ettiği hatırlatılarak açık cezaevi sistemiyle ilgili düşüncesi sorulan Bakan Soylu, bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz bu tip firari olaylar sonrası bunları anında yakalayıp var olan yerlerine iade etmek dedi. Hiç tanımadığı bir insanı katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız. Cezaevinden firar etmiş. Daha doğrusu açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız. Arkadaşlar her uygulamayı eleştirebilme durumunda değiliz. Yani her kurumun kendine ait uygulamaları söz konusudur. Ve bu uygulamalar da bugün oluşmuş kurallar değildir. Uygulama yapılıyor. Yani açık cezaevlerinde, kapalı cezaevlerinde bir takım uygulamalar yapılır. Veya başka türlü kurumlarda bir takım uygulamalar söz konusu olur. Yani bu uygulamalarla ilgili sürekli olarak bir olay başımıza geldiğinde eğer tüm sistemi değiştirebilecek bir adım atıyorsak orada da başka bir problem oluşuyor demektir. Bizim buna ait bir sistemimiz var ve bu sistem devam ediyor. Netice itibariyle bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Yani bizim görevimiz bu tip firari olaylar sonrası bunları anında yakalayıp tekrar var olan yerine iade etmek. Türkiye bugün Ceren'i konuştu. Daha önce Gülendam'ı konuştuğu gibi. Belki bir zaman sonra unutulacak Ceren'de. Acaba bu cinayetler sona erecek mi? En çok bunu merak ediyoruz ya da bunu da önemsiyoruz. Ateşte düştüğü yeri yakıyor Özdemir ailesinin koru hiç dinmeyecek. Tabelamızda da belirttiğimiz gibi Ceren Özdemir'in hayat dolu 20 yaşındaki o pırıl pırıl genç kızın odasını görüntüledi bugün basın mensupları. Ailesi gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Onlar da zaten asla acılarının dinmeyeceğini söyleyerek bizim canımız yandı, umuyoruz başka canlar yanmasın dediler. Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesindeki evinde kaldığı oda basın mensupları tarafından görüntülendi. Ceren Özdemir'in Altınordu ilçesindeki evinde kaldığı odada kullandığı gitar, bağlama gibi enstrümanlar yer alıyor. Kıyafetlerinin yanı sıra arkadaşlarının balerin çiziminin yer aldığı tabloları da odada bulunurken evinin oturma odasında ise kullandığı piyano, kemanla fotoğrafları var. Ya diyorum ya ben öldüm hani başka bir gün geldim. Bunlar demek ki sonuçta. Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir kızının çok aktif bir çocuk olduğunu, sessiz, sakin ama aynı zamanda çalışkan biri olduğunu vurguladı. 20 yaşında hayat dolu bir kızınızdı. Önce evet. Ceren'den kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl bir çocuktu? Ceren çok aktif bir çocuktu. Çocukluğundan beri öyleydi. Sessiz, sakin, çalışkan bir çocuktu aynı zamanda. Yani hayat doluydu. Hiçbir zaman bizi yormadı 20 yaşına kadar. Üniversite okuyordu, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde.
Küçükten konservatuvardan başladım mesleğe zaten. Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. Onların 3. sınıf öğrencisiydi. Aynı zamanda fotoğraf ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı. Bu sene babacığım okul bitene kadar mezun olurum dedi, oradan dedi. Okul bittiğinde devam ederim dedi. 2 yıllık daha tamamlarım. 2 üniversite mezun olurum demişti. Ama ne yazık ki nasip olmadı. Bale de yapıyordu galiba. Bale, evet. 8-10 yıl baleye gitmişti. Bale eğitici belgesi vardı. Özel bir sanat evinde bale dersi veriyordu. Zaten baleden dersine çıktıktan sonra oluyor. Evin kapısına kadar takip ediliyor. Çocuğumu katlediyorlar. Kızının hayat dolu biri olduğunu belirten Yılmaz Özdemir, katil zanlısının yakalanmasına ilişkin soru üzerine "Yakalansa ne olacak? Bizim acımız dinmez ki. Yakalandığı iyi oldu ama bu cezalar biraz basit gibime geliyor. Bilmiyorum ama nasıl olacak?" ifadelerini kullandı. Peki yakalandı katil zanlısı? Yakalansa olacak, bizim acımız dinmez ki, yakalandı iyi oldu ama bu cezalar biraz basit gibime geliyor. Bilmiyorum nasıl olacak ama. Yani çok sorusu yani, dışarı biri kaçıyor, salıyor, geliyor benim çocuğumu buluyor, yani hiç tanımadık biri yani. Hayatımızda görmedik adam. Evet. Yarın da doğum günüydü. Evet, yarın doğum günü. 21 yaşına girecekti. Evet, 21 yaşında. Bir plan var mıydı doğum günüyle ilgili, düşündüğü bir şey? Onun arkadaşlarının hazırlığı vardı okuldan bildiğim kadarıyla. Her yıl kutluyorlardı çünkü. Biz de eve gelince annesi hediyeler falan alırdı. Ufak bir pasta yapardı. Öyle işte, bu sene de bir kazak takımı beğenmiş, bir yerden annesini anlatmış. Annesi de hayalinde çeşitli param olunca dedi, çeşit o kazakların çeşitlerini alacağım diyordu kızım. Annesi de işte benimle konuşurken yatağın üzerine sereceğim o eve gelmeden dedi, görsün dedi, mutlu olsun diyordu yani. Başın sağ olsun. Sağ. Peki bir soru daha yöneltebilir miyim? Tabii. Olayın yaşandığında ilk duyuyorsunuz hani aşağıdan gelen seslerini. Evet. Annesi herhalde hemşire olduğu için, evet, herhalde ilk müdahale yapmış. O an bir kısaca bize anlatabilir misiniz o acaba? O an ben evde yoktum. Şimdi şöyle olmuş. Aşağıdaki zile basmış kızım. Otomatik çalışmamış. Kapı açılmamış. Kızım da ön camdan anahtar atıyor. Arkada birini görüyor da şüphelenmiyor. 17 yıldan beri biz aynı evde oturuyoruz. Bu mahallede oturuyoruz. Bu mahallede öyle bir şey yaşamadık bu zamanda. Ben görmedim. Şahit olmadım yani. Bu sefer kapı sesini duyuyor. Ablası buraya geliyor. Kapı kapandığını hissediyor. Şey yapmıyor. Bakıyor çocuk yukarı çıkmıyor. Kardeşi aşağı iniyor. Bakıyor çocuk kanlar içinde. Özgür Arduç 14 yıl önce de yine Ordu'da bir çocuğu öldürmüştü. 13 yıl boyunca kaçtı. 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı, ortaya çıktı. 1 Aralık'tan bu yana da firariydi. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel de bu konuyu gündeme getirdi. Aslında bizim sorduğumuz soruyu sordu Ordu Valisi Seddar Yavuz'a. Niçin bu zamana kadar toplum uyarılmadı dedi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Öte yandan Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada gözaltına alınan zanlının suçunu itiraf ettiği belirtildi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Atagüzel cinayetle ilgili farklı bir noktaya dikkat çekti. Cezaevinden kaçan katil zanlısının 2 gündür kayıp olduğunu ve daha önce bir çocuğu öldürmesine rağmen toplumun uyarılmadığını söyleyen Atagüzel, Vali Seddar Yavuz'u eleştirdi. Atagüzel, hapisten 1 Aralık tarihinde kaçan zanlının cinayeti işlediği 3 Aralık tarihine kadar 48 saat süresince toplumu bu firardan haberdar etmeyerek bir seri katilin aramızda serbestçe dolaşmasına sebebiyet veren valiliği de görevini doğru dürüst yapmaya davet ediyorum dedi. CHP'li vekil devamında şu ifadeleri kullandı. Toplumun bilgilendirilmemesine, katilin kendisine yönelik arama faaliyetlerinden haberdar olmaması gerekçe gösterilemez. Çünkü hapisten kaçan bir zanlı zaten aranacaktır. Üstelik ikinci cinayeti sonrası bu sabahtan itibaren resmi tüm sosyal medyada vardır. Bu durumda bulunmasına engel olmamıştır.
Belki bu durum daha erken yapılsaydı cinayet işlemek için sokağa çıkamaz ve eylemi bu kadar rahat gerçekleştiremezdi dedi. Şimdi yoğun gündeme kısa bir reklam arası veriyoruz. Şehrin parlayan yıldızı Karşıyaka'da lüks konut anlayışına yepyeni bir boyut getiriyoruz. Karşıyaka Çelebi 104, 10 blok 104 seçkin daireden oluşan proje, mimarisi, kapalı otoparkı, her anınızı keyifle geçireceğiniz sosyal donatılarıyla sizleri mutlu bir yaşama çağırıyor. Adliye, TABU Müdürlüğü, Sigorta Müdürlüğü gibi kurumlara yakınlığıyla da fark yaratan projede 150 metrekare normal daire, 225 metrekare dubleks daire seçenekleri siz sakinlerini bekliyor. Ramadanlar inşaat. Temelinde güven var. Altınordu ilçesinde kafe sahibi Aytaç Yöntem bugün sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki tüm Türkiye'de ses getirdi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kafe sahibi Aytaç Yöntem, işletmesinin resmi sosyal medya hesabından Ceren Özdemir cinayetine ilişkin yaptığı paylaşımla ses getirdi. Yöntem sosyal medyada yaptığı paylaşımla Ceren Özdemir cinayetine tepki koyduğu gibi takip edilen veya başı dertte olanlara da el uzattı. Açıklamasında başı sıkışan herkesin kafesine gelebileceğini ve yardımda bulunacağını dile getiren Aytaç Yöntem, "Nerede olursanız olun rahatsız edildiğiniz veya takip edildiğiniz an sorgusuz sualsiz buraya koşun. Gerisini birlikte hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse evinize kadar sizi ulaştırmayı taahhüt ediyorum. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız" ifadelerine yer verdi. Aytaç Yöntem, TV 52 mikrofonlarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Ben dün akşam dükkanda oturuyordum. Hani haberleri izledim, okudum, takip ettim internetten. Üzücü bir olay tabii. Hani cinayetin her türlüsü üzülüyor ama kadının başına gelince sonuç olarak yaratılış gereği biraz daha savunmasız. Güçsüz daha doğrusu. Kadının başına gelince tabii ki tepkisi büyük oluyor. İşte ben dün oturuyorum. Görüntü kayıtları çıktı işte. Ceren'in eve giderken geçtiği dükkanların önünden falan. Şimdi bakıyorum benim dükkanımın arka kaldırımından. Hani benden yaklaşık 4 metre uzaktan geçiyor. Kızı öldüren cani pislik bunun 4 adım arkasından geliyor kızcağızın. Şimdi hal böyleyken ben o sırada bu dükkandayım. Kız buradan devam ediyor. Evin önünde cinayete kurban gidiyor. Şimdi takip edildiğini anlıyor gibi bir görüntüsü de var başka kayıtlarda. Hani arkasına bakıyor. Sanki o esnada adımını biraz hızlandırıyor gibi ama tabii hani belki de başka bir şey. Ne, yani bilmiyorum. Neyse. Ben burada otururken daha sonrasında hani o görüntüyü de görünce, buradan geçtiğini de görünce yani insan tabii ki müdahale edemiyorsunuz ama hani bir ya keşke takip edildiğini fark ediyor, fark etti mi? Fark ettiyse bana sığınabileceğini keşke bilseydi ya bana veya başka birisine dedim. O an içinden geleni yazdım. Bunu yazarken de hani küçük nacizane bir takipçi kitlesi var kafe sayfasının. Hani oradan paylaşmak istedim çünkü fazla insan duysun istedim. Yani oradaki insanların hepsi duysun istedim. Özelimden ziyade tanımadığım, burası sayesinde tanıştığım insanlar da bilsin. Hani başlarına böyle bir şey gelirse buraya gelebileceklerini, hani gönül rahatlığıyla benden yardım isteyebileceklerini bilsinler istedim. Sonra olay bir anda çığırından çıktı. Büyük kitlelere hitap etmeye başladık. Antalya'dan, İzmir'den, Bursa'dan telefonlar geldi, paylaşımlar yapıldı. Hani Ordu ilçelerinden, Görköy'den bir kuyumcu mesela destek verdi. Fatsa, Ünye keza. Hani olayın bu noktaya geleceğini tahmin edemiyordum. Şimdi ise bir tane taksici arkadaşımız yazdı ki ben ulaşım sponsorunuzum. İstediği yere ben götüreceğim kendisini diyor. Başka bir arkadaşım yazıyor, ben yolda kendisine eşlik edebilirim, sıkıntı olmaz diyor. O gün o tehlikeyi atlatsın, daha sonrasında bir şekilde daha kontrollü adımlar atılabilir maksadıyla düşünerek yazmıştım. Şimdi bunu nasıl daha ileriye taşıyabiliriz diye. İşte ordunun önünde gelen insanlarla görüşeceğiz, fikir paylaşımında bulunacağız. Hani şiddet, kuvvet göstermekle, silahla, tabancayla, bıçakla vesaireyle olmuyor sadece. Psikolojik şiddet, belki de şiddetin en zarar vereni, yaralayanı insanı. Ceren Özdemir cinayetinden sonra kendini bilmezlerde sosyal medya üzerinden psikolojik şiddete başladılar. Ama onların bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Ordu Baro Başkanı Avukat Murat Haluk Poyraz, sosyal medyada Ceren Özdemir'e karşı çirkin yorumlarda bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Rahmetli kızımıza karşı işlediği cinayet suçundan hem de polis memuru arkadaşlarımıza karşı işlediği yaralama suçundan dolayı iki tane ayrı müdafi görevlendirmiştir. Meslektaşlarımız görevlerini şu an itibariyle ifa ediyorlar. Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz Ceren Özdemir cinayetine ilişkin Ordu Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında katil Özgür Arduç için yasal nedenlerden dolayı avukat görevlendirilmesi yapılmasının mecburiyet olduğunu söyledi. Şimdi evet, zanlının müdafiisi olarak alacaklar. Burada bir konuya açıklık getirmek isterim. Yasal mecburiyetten kaynaklanan bir durumdur. Zanlıyı savunmak zanlının suçlu olup olmadığına ilişkin bir tartışma değildir. Hukuk kurallarının tam ve eksiksiz olarak uygulanması ileride yargılama aşamasında verdiği ifadenin sıhhati ve sağlığı açısından önem arz ediyor. Yasal mecburiyet ve şekli mecburiyet açısından arkadaşlarımız, baromuz üyesi meslektaşlarımız görevlerini ifa ediyor. Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz sosyal medyadan canice katledilen Ceren Özdemir hakkında çirkin yorumlarda bulunan kişilere yönelik de soruşturma başlatıldığını söyledi. Kesinlikle yapacağız. Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. An ve an gelişmeleri soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Hatta bugün Ordu Barosu olarak sosyal medya da kızımızın yaşam tarzına ilişkin bir takım haksız eleştiriler, haksız kelimeyi hukukçu kimliğime sığınarak yumuşatıyorum. Çok daha ağır ifadeler kullanmak gerekir ama bu haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk. Tespit ettiğimiz sosyal medya hesaplarıyla ilgili gereğini yaptık. Bu konuda vatandaşlarımız başka tespit eden ettikleri hesaplar ve paylaşımlar varsa lütfen Ordu Barosu'yla paylaşsınlar. Biz gereğini yapacağız. Ailemizin yanında tüm hem savcılık aşamasında, soruşturma aşamasında hem de dava kovuşturma aşamasında Kadın Hakları Komisyonumuz ve Ordu Barosu Tüzel Kişiliği Başkanlığı olarak yanında yer alacağız, yardımcı olacağız. Baro Başkanı Poyraz Ceren Özdemir cinayetinin ardından tekrar gündeme gelen idam tartışmalarına ilişkinde konuştu. Biliyorsunuz af ve idam tartışmaları bu olay akabinde şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Biliyorsunuz af meselesi, bir insan suç işlediğinde suçun tamamını çekmeksizin serbest bırakılabilme şartlarını ortaya getiriyor. Bunun doğruluğu ya da yanlışlığı kamuoyunda tartışılmaya devam edecek. Ama mağdur taraf, ölen taraf açısından da meselenin değerlendirilmesinde önem olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Ceren Özdemir gündemini burada noktalıyoruz. Umuyoruz başka Cerenler hayattan koparılmaz. Bir kez daha Ceren'e Allah'tan rahmet, geride kalan gözü yaşlı kederli ailesine sabır diliyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamalarıyla devam ediyoruz. O bambaşka bir konuyu gündeme taşıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu AK Parti dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor dedi. AK Parti'nin zor şartlar altında çalışan muhalefet belediyelerine karşı bir baskı uyguladığını iddia etti. Ve bunu da söylüyorum zaten. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti'den aldıkları belediyelerin borç batağında olduğunu söyledi ve o zaman alacağını istemeyen devletin kurumları şimdi belediyelerimizi icraya veriyor. Devletin kurumları başka bir kamu kurumunu iflasa sürüklüyor. Bu kamu düzeni açısından son derece tehlikeli ve son derece vahim bir adımdır diye konuştu. Torun, birçok AK Partili belediyenin bugün de borç batağında olduğunu ama hiçbir kamu kurumunun AK Parti belediyelerine borç takibi yapmadığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Torun, belediyelerimiz halkın kurumlarıdır. Halkın seçtiği temsilcileri zora sokarak, halkın belediyelerini işlemez hale getirerek aslında CHP'li belediye başkanı cezalandırılmıyor, halk cezalandırılıyor. Bizim belediye başkanımız elbette israfa, talana dur diyor. Elbette kamunun bir kuruşunun üzerine kimse yatmaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim belediye başkanları ayrıca bir kuruşuna kadar AK Parti'den kalan borçları da ödeyecek. Ama bizi iflasa sürüklemek insafsızlığını da görüyor ve isyan ediyoruz. Hele hele SGK'nın uyguladığı çifte standardı hiç kabul etmiyoruz dedi. Toplu Konut İdaresi dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projesine başlıyor. Bu proje öncesinde ikinci toplantı yapıldı. Ordu Valisi Serdar Yavuz da bu toplantıya katıldı.
TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projesine hazırlık toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Ordu Valisi Settar Yavuz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı. Bu 19 ilçeye 19 yeni yerleşim çalışması yapmalıyız. Yani her ilçenin harikulade yerleri var. Hatta Ordu'nun ilçelerinin de kendine has kişilikleri var. Gölköy'ün, Mesul, Akkuş'un, Gülyan'ın çok güzel evleri var. Onların sayılarını artırabiliriz. Toplantıda TOKİ tarafından konut yapılabilecek alanlar ve arazilerin tespiti konusunda yapılan çalışmalarla ilgili ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından bilgilendirilmede bulunuldu. İlçelerimizin sıkışık imarı, imardaki çarpıklık, bölgenin özellikle heyelan bölgesi olması ve karşılaşabileceğimiz riskler bakımından da daha iyi bir zeminde yeni yerleşim yerleri test edilmesi, ilgili olarak bir çalışma yapılması konusunda sizlere birer yazı yazmıştık. Özellikle biz herhangi bir olay meydana gelmeden önce bir çalışma başlatırsak çok daha verim alacağımızı düşünüyoruz. Genel olarak yaptığımız çalışma da uygulamalar herhangi bir olay olduktan sonra çözüm üretmeye çalışıyoruz. Örneğin dere yatakları şu anda. Dere yatakları ile ilgili biliyorsun Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir çalışması oldu. Özellikle sel afetine maruz kalabilecek yerlerin kamulaştırılması ve yeni yerleşim yerlerinin yapılması ile ilgili şu anda çalışmamız tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tansiyon yükseldi bugün. Milletvekilleri birbirine girdi. İçlerinde MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da vardı. Hükümetin Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısında olduğunu ileri süren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuşması sırasında kendisine laf atan MHP'li milletvekillerine çok ileri gidiyorsunuz şeklinde tepki gösterdi. Git lafını it olarak anlayan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Tanrıkulu'na tepki gösterdi ve üzerine yürüdü. O sırada da ortalık karıştı. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu. Öncelikle şu tespiti yapalım. Sonuçta bu coğrafyada, bu cumhuriyette Alevi yurttaşlarımız ayrımcı bir muamele tabi tutuluyorlar. Meclis Genel Kurulu'nda Alevilerin sorunları hakkında konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz arasında gerginlik yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Alevi yurttaşların ayrımcı bir muameleye uğradığını ileri sürdü. Sonuçta bu coğrafyada, bu cumhuriyette Alevi yurttaşlarımız ayrımcı bir muamele tabi tutuluyorlar. Alevilerin inançlarını kendi istedikleri gibi yaşayamadıklarını, hakim ideolojinin dayattığı şekilde yaşamak zorunda kaldıklarını iddia eden Tanrıkulu, Alevilere bütçeden hiç para ayrılmadığını söyledi. Kendi bulundukları yerlerden merkeze, merkezden metropollere ve metropolden Avrupa'ya ve bütün dünyaya yayılırlar ve artık Anadolu topraklarını değil, dünya coğrafyasını kendisine yurt edinirler. Hükümetin Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısında olduğunu ileri süren Tanrıkulu, konuşması sırasında kendisine laf atan MHP'li milletvekillerine çok ileri gidiyorsunuz şeklinde tepki gösterdi. Ayrımcı uygulamayı burada araştırmak zorundayız. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Çok ileri gidiyorsunuz. Sayın Tanrıkulu. Tanrıkulu ile MHP'li milletvekillerinin tartışmasının devam etmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Levent Gök birleşime ara verdi. Bu sırada MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Tanrıkulu'nun kendilerine tartışma sırasında it dediğini belirterek tepki gösterdi. Ancak konuşmam sık sık kesildi, müdahale edildi. Yani burada duymadığım sözler de söylendi. Onları bir tarafa bırakıyorum ama benim kendi üslubum. Hem yani parlamentoda hem de yani sivil yaşamdan gelen üslubum söylenen o sözleri söylemeye uygun değil. Maksadını aşan sözlerin de geri alınması gerekir. Ben maksadını aşan sözler var ise olanları MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay olarak alıyorum. Sezgin Tanrıkulu da bu sözleri geri alıyor mu? Yani hem kürsüye üzerime yüründü hem de yani burada ben de söylemeyi uygun görmediğim sözlerle karşı karşıya kaldım. Ve git diye bir ifade kullandım. Bunu belirteyim. Dolayısıyla bana atfen söylenen o kelimeyi de kullanmadım.
bir kez daha genel kurulun takdirine sunuyorum. Engin Yurt Kılavuz ve Tanrı Kulunu araya giren milletvekilleri sakinleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Ordu İl Sağlık Müdürlüğü kentte son günlerde uyuz vakasında yaşanan artışa karşı uyarılarda bulunmuştu. Peki uyuz hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Vatandaş uyuza karşı nasıl tedbir alabilir? Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktoru Öğretim Üyesi Hilayda Karakök Güngör açıklamalarda bulundu. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü kentte son günlerde uyuz vakasında yaşanan artış nedeniyle uyarıda bulundu. Uyuz hastalığının uyuz böceğinin insan cildinin istilası olduğunu belirten açıklamada, hastalığın en yaygın belirtileri özellikle geceleri şiddetli kaşıntı ve cilt üzerindeki sivilce benzeri kabarcıklardır. Kaşıntı ve döküntülerin her biri vücudun çoğunu etkileyebilir. Küçük çocuk ve bebeklerde daha çok baş, yüz, boyun, avuç içleri ve ayak tabanlarına yerleşebilir. Döküntü ayrıca küçük kabarcıkları ve pulları içerebilir. Bu yerleri kaşımak ciltte yara oluşmasına neden olabilir ve bazen bu yaralar bakteriler tarafından enfekte olurlar denildi. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Hilayda Karakök Güngör uyuzun nasıl ortaya çıktığını açıkladı. Uyuz Sarcopteris scabi dediğimiz bir parazit nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Kış aylarında sıklıkla görüldüğünü ifade eden Doktor Güngör bulaşıcı bir hastalık olduğunu aktardı. Kış aylarında özellikle sıklığı artar. Son zamanlarda biz de Ordu'da oldukça sık görmeye başladık. Bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye bulaşır. Genellikle yakın ten temasıyla bulaşır. Cinsel yolla da bulaşabilen bir hastalıktır. Aynı zamanda enfekte kişilerin kıyafetlerinin başka bir kişi tarafından giyilmesiyle bulaştığını da biliyoruz. Veya hastalıklı bir kişinin yattığı bir yatakta 15 dakikadan uzun süre sağlıklı bir birey yatarsa da bulaşabilir. Okulda böyle çok hani birbirine çocukların bulaştırdığını görmüyoruz. Yani bitten biraz farklı. Daha çok böyle dediğim gibi yakın temasla, uzun süre sarılmayla veya işte aynı yatakta yatmayla bulaşan bir hastalık. Nadir de olsa hayvanlardan da bulaşabiliyor. Yani uyuz olan hayvanlar besleyen kişilerde görebiliyoruz. Veya uyuz olan hayvanların yattıkları döşeklerde oturanlar veya aynı yatakta yatan kişilerde de böyle bir hani hayvandan geçişte söz konusu olabiliyor. Tedavi seçeneklerinin oldukça geniş olduğunu dile getiren Doktor Güngör, tedavinin etkin kullanımının çok zor olduğunu söyledi. Aslında tedavi seçenekleri oldukça geniş ama maalesef tedavinin etkin kullanımı çok zor. Hastalarımıza biz oldukça iyi bir şekilde tarif ediyoruz. Hani vücutlarını sürdükten sonra, kuru vücuda tedavi ajanı sürüldükten sonra 12 saat vücutta kalması lazım. Tabii gebelerde ve çocuklarda kullandığımız ajanlar ve tedavi süresi değişebiliyor. Ama uyuz mikrobundan arınmak, yani bu paraziti temizlemek oldukça işin asıl güç olan kısmı orası. Bütün kıyafetlerin 90 derecede yıkanması gerekiyor. Ve bütün nevresimlerin, yatakların, döşeklerin de aynı şekilde etkili bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Özellikle diyoruz ki hani yatakları kızgın ütüyle ütüleyin ve dikiş yerlerine ütünün buhar kısmını basın diyoruz. Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi Ordu Devlet Hastanesi önünde döner sermaye ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ülkemizde son 10 yılda döner sermayeye kadar eriyen hiçbir ücret yoktur. Ordu Devlet Hastanesi önünde toplanan Türk Sağlık Sen Ordu Şubesi döner sermaye ile ilgili basın açıklaması yaptı. Türk Sağlık Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin döner sermayeyi eleştirdi. İş yükü bulunan ve çalışanların fedakarca hizmet yürüttüğü sağlık kurumlarımızda ne yazık ki iş döner sermayeye gelince önümüze kocaman bir sıfır rakamı konmaktadır. Zengin döner sermayeden memnun olan bir tane bile sağlık çalışanı kalmadığını kaydetti. Bugün döner sermayelerden memnun olan bir tane sağlık çalışanı dahi kalmamıştır. Herkes müzdarip ve şikayetçidir. Sağlık yöneticileri de çalışanların bu memnuniyetsizliğinden ve döner sermayelerin halinden haberdardır. Ama vurdum duymazlık devam etmektedir. Çalışanların 5 yıl önceki döner sermaye ücretlerini, bunda aramaları, durumun vahametini ve açıkça göstermektedir. Başkan Zengin, döner sermayede sistemin baştan aşağı revize edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Döner sermayede bu düzen böyle gitmez.
sistem baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken en temel alınacak husus çalışanın sistemin merkeze yerleştirilmelidir. Adalet teslim edilmeli, hiçbir sağlık çalışanı haksızlığa uğramamalıdır. Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları da etkili oluyor. Yaylalarda kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıksa da kar günlük yaşamı da olumsuz etkilemeye başladı. Yer yer 15 santimetreye kadar ulaşan kara karşı Ordu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Hacı Hasanoğlu sürücülere yavaş gidin uyarısında bulundu. Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte kar yağışları da etkili oldu. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Boşluk buldukça her fırsatta güzelim memleketime gelmek istiyorum. Gene kaçtık böyle karı görünce de Perşembe Yaylası'na çıktık arkadaşlarla. İlçe merkezleri beyaza büründü. Haydi gidelim haydi nani nani oyo. Yüksek kesimli ilçelerde kar etkisini daha da bir gösterdi. Yer yer kar kalınlığı artış gösterdi. O ilçelerden biri de Ordu'nun Mesudiye ilçesi. Ürgentepe ilçesi de dün akşam yağan karla beyaza büründü. Beyaza bürünen ilçede kar kalınlığı merkezde 5 santime, yükseklerde 15 santime kadar çıktı. Yollarda ise buzlanma oluştu. Ordu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Hacı Hasanoğlu da sürücüleri yavaş gitme ve görüş mesafesini ayarlama konusunda uyardı. Hava ve yol şartlarına uygun seyredecekler, hızlarını düşürecekler. Hızları ne kadar düşürürsek biz kazaları o kadar azaltabiliriz. Bunu isterim özellikle sürücülerden. Araçlarını hava şartlarına uygun hale getirecekler. Lütfen hızlarını düşürsün. Korgan ilçesinden üzen ve korkutan bir haberle devam ediyoruz. Korgan ilçesinde ailesiyle yaşayan Halit Kaykaç sabah saatlerinde mutfağa gitti. Ocağı yakmak istedi ve o sırada olanlar oldu. Tüp gaz kaçırdı ve Kaykaç'ın çakmağı yakmasıyla patladı. Kaykaç'ın vücudunda yanıklar oluştu. Tüpün patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana geldi. Halit Kaykaç isimli vatandaş sabah kalktı mutfağa gitti. Ocağı yakmak istedi ancak o sırada tüp kaçırıyordu. Bunun farkında olamadan çakmağı yakan Kaykaç bir anda kendisini patlamanın ortasında buldu. Patlama sonucu mutfak kullanılamaz hale geldi. Korgan'dan Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halit Kaykaç, oradan da Trabzon'a sevk edildi. Kaykaç'ın bacaklarında ve kollarında yanıklar oluştu. Türkiye'nin en genç, en çalışkan belediye başkanları arasında gösteriliyor. Cumhuriyet Halk Partili Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe. Kimi zaman çocukların arasında görüyoruz, kimi zaman yaşlıların, kimi zaman kadınların, kimi zaman da amcaların, dedelerin, yani hep halkın içinde imajıyla dikkat çekiyor, beğeni topluyor Ulaş Tepe. Bugün de meclis üyeleriyle, muhtarlarla, çocuklarla birlikteydi. Bir köy okulunda gerçekleştirilen yemek programına katıldı. Çok belediye öncülüğünde kadınların toplumsal yaşamda güçlendirilmesi ve ekonomik anlamda girdi sağlayabilmeleri için düzenlenen Kadın Emeği Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı'nın ilk gün etkinliği yöresel yemek kültürünün tanıtımıyla başladı. Mustafalı mahallesinde bulunan ve Ordu Valiliğince tadilattan geçirilen eski köy okulunda gerçekleştirilen yemek sunumuna Başkan Ulaş Tepe, meclis üyeleri, muhtarlar, uzmanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte söz alan Başkan Ulaş Tepe, temel derdimiz karnımızı doyurduğumuz ürünleri pazarlayıp cebimizi de doldurmak. Kadınlarımızı örgütleyerek ilçelerimizin belirli noktalarında üretim yapmalarını sağlayacağız dedi. Hep beraber aslında
var olan bir şeye ön plana çıkartmayla ilgili bir gayretimiz var. Sakarcaydı, Meli Hocam'dı, Gazi'deki taflan turşusu aslında bunların hepsi var olan şeyler. Hepsini tüketiyoruz, yiyoruz ama bunlardan para kazanmayla ilgili hiç bu zamana kadar böyle bir derdimiz olmadı. Biz istiyoruz ki sadece yol yapan bir belediye değil, sadece suyla ilgilenen bir belediye değil, aynı zamanda kendi bölgesindeki insanlara katma değer yaratan bir belediye için çalışıyoruz. En büyük derdimiz eve, ekonomiye katkı sağlayabilmek. Elimizdeki olan değerlerimizi herkesin kullanımına sunabilmek. Mustafalı Mahallesi'nde kadınların hünerli ellerinden lezzete dönüştürdükleri yemeklerle katılımcılar yöresel mutfak kültürünün zenginliğini deneyimlediler. Çok bu haberle birlikte bültenin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Altınordu Belediye Spor, kendi evinde karşılaşacağı Niksar Belediye Spor müsabakasını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bölgesel amatör ligde mücadele veren Altınordu Belediyesi 11 haftada topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor. Genç oyuncularla kurulu olan Altınordu Belediye Spor aldığı sonuçlardan çok oynadığı futbolla göz doyuruyor. Ligin 12. haftasında kendi sahasında Niksar Belediye Spor'u konuk edecek olan Altınordu Belediye Spor bu maçta çıkışa geçmek istiyor. Niksar Belediye Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu Belediye Spor çalışmalarına devam etti. Karşıyaka Spor Tesislerinde teknik direktör Nuri Başköy idaresinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İki yarı halinde oynanan çift kale maç ile devam eden antrenman açma germe hareketleri ile sona erdi. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Spor Teknik Direktörü Nuri Başköy, gençlerle kurulu bir takıma sahip olduklarını belirtti. Antrenman sonrası Altınordu Belediye Sporlu futbolcular Efe Kayahan, Eren Yalçın, Oğuz Kurt ve Adnan Sönmez değerlendirmelerde bulundu. Niksar maçında daha iyi bir oyun oynayarak çıkışa geçmek istediklerini aktaran futbolcular, taraftarları da maça davet ettiler. 8 Aralık Pazar günü saat 14'te Karşıyaka tesislerinde oynanacak olan müsabakayı Murat Demir yönetecek. Demir'in yardımcıları ise Ahmet Algün, İbrahim Çolak ve Gökten Demeli yapacak.